Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere hem pratik hem de bir o kadar lezzetli olan trileçe tarifi vermek istiyorum. İnanın hazırladığınızda hem lezzetini hem de pratikliğini çok beğeneceksiniz. Dilerseniz nasıl hazırlamışım trileçe tarifimi sizlere videomda anlatayım. Öncelikle oda sıcaklığında olan 3 yumurtamı kabıma alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı kadar toz şekerimi ilave edip 3 dakika kadar gördüğünüz şekilde karıştıracağım. Toz şekerim ve 3 tane yumurtamı toz şekerim yumurtamın içerisinde eriyene dek ve yumurtam kıvam alıncaya dek, köpük köpük oluncaya dek çırpacağım yumurtamı ve şekerimi. Görüyorsunuz yavaş yavaş rengi değişiyor. Daha bir beyaz kıvam alıyor yumurta. Dediğim gibi 3 dakika kadar bu şekilde çırpacaksınız. Yumurtanızı ve şekerinizi gördüğünüz üzere kıvam almaya başladı ve az sonra içerisine 1 çay bardağı olan sıvı yağımı ilave edeceğim. Görüyorsunuz. Toz şekerim yumurtamın içerisinde güzelce eridi ve yumurtam köpük köpük oldu. 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı, 1 tane vanilyamı ve 2,5 yemek kaşığı kadar irmiğimi içerisine ilave ettim. Şimdi sıra geldi ununu eklemeye. Öncelikle 3 yemek kaşığı kadar unumu içerisine ilave ediyorum. Eledikten sonra 3 yemek kaşığı kadar daha ilave yapacağım. Toplamda 6 yemek kaşığı kadar un kullandım kekimin hamuru için. Gördüğünüz gibi eleyerek ilave ettim ve bir tane de kabartma tozumu içerisine yine eleyerek ilave ettim kek hamurumun. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek kek hamurum içerisinde hiçbir topaklanma kalmaması gerekiyor. Dediğim gibi pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Kek hamurunu güzelce karıştırıyorum. Kek hamurumu pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek ve karıştırdıktan sonra kenara alıp 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tepsimin içerisine ilave ettim. Bir fırça yardımıyla her bir tarafından sürüyorum. Sıvı yağımı tepsimin içerisine kekimi dökmeden önce tepsime. Gördüğünüz gibi yağı her tarafına sürdüm. Tepsimin de kekim içerisine alıyorum tepsinin. 180 dereceli fırında 30 dakika kadar pişireceğiz. Kekimizi, trileçemizin kekini önceden ısıtmayın. Fırını ben önceden ısıtmıyorum. Kek hazırladığımda gördüğünüz gibi kek hamurumu tepsimin içerisine alıyorum. Dediğim gibi 180 dereceli fırında 30 dakika kadar pişireceğim. Ve bir kaşık yardımıyla yine kek hamurumu tepsimin içerisinde düzeltiyorum ki her bir tarafı aynı eşit olsun diye kenar kısımlarına doğru kek hamurumu getiriyorum. Dediğim gibi aynı her tarafı bir pişsin diye kabarsın diye bu şekilde bir kaşıkla düzeltiyorum kek hamurumu. 180 dereceli fırınıma şöyle sallayaraktan gönderiyorum. Dediğim gibi önceden ısıtmadım fırını. 30 dakika kadar pişecek. 3 su bardağı kadar sütüm var. İçerisine 1 çay bardağı kadar toz şekerimi, 2 yemek kaşığı kadar da süt tozumu ilave ettim. Bir pakette kremam vardı. Onu da içerisine ilave edip yine çırpıcıyla karıştırıyorum. Şekerim sütün içerisinde iyice eriyene dek, yine bu da sütümde köpük köpük oluncaya dek karıştıracağım. Dediğim gibi içerisinde şekerin erimesi lazım. Sütüm soğuk. Dolaptan çıkarttım. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı kadar süt kullandım. 1 çay bardağı kadar da toz şeker kullandım. 2 yemek kaşığı kadar da süt tozu ilave ettim. Bir pakette 200 milimlik bir pakette kremasını içerisine ilave edip güzelce gördüğünüz gibi karıştırdım ve pişen sıcak
Kekimin üzerine de gördüğünüz üzere hazırladığım sosu döküyorum. Gerçekten sosu çok güzel oldu ve gördüğünüz gibi bolca olan sosumu az sonra çekecek. Bu sosun hepsini kek çektiğinde içine güzelce alacak bu sosu ve gerçekten güzel bir lezzet veriyor trileçeye bu sos. Gördüğünüz gibi sosumu da döktüm içerisine ve sosumu çekmesini bekleyeceğim yaklaşık 15 dakika kadar. Sosumu çekti kekim ve öncelikle bir paket kadar krem şantimi bir çay bardağı kadar soğuk sütümle karıştırıyorum ve yine krem şantim kıvama gelinceye dek gördüğünüz gibi çırpıyorum krem şantimi. Hem lezzeti dediğim gibi hem de pratik oluşuyla favoriniz olacağını düşünüyorum. İftardan sonra çayın yanına şahane giden, çok da hafif bir tatlı, mide yormayan, çok da lezzetli olan bu tatlıyı sizlerle paylaştım. Eğer ki tatlımı sizler de beğenirseniz, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla videomu paylaşırsanız, benden desteğinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Gördüğünüz gibi krem şantimi de hazırladım. Kekimin üzerine aldım. Bir paket krem şanti kullandım. Görüyorsunuz her bir tarafına yine bir yemek kaşığıyla sürüyorum. Krem şantimi bu şekilde her tarafına dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi kenar kısımlarına da dağıtaraktan krem şantimi üzerine seriyorum. Dediğim gibi bir tane krem şanti kullandım. Krem şantimi bir çay bardağı sütle çırptım ve gördüğünüz gibi kıvama geldi. Kekimin üzerine serdim. Her bir tarafını da düzeltip az sonra karamelimi dökeceğim üzerine. Görüyorsunuz bolca krem şantimi seriyorum tepsimin üzerine. Kekim güzelce sosunu çekti. Üzerine de krem şantimi döktüm ve az sonra da karamelimi sereceğim yine krem şantimin üstüne. Gerçekten bol lezzetli, dediğim gibi bir o kadar pratik bir tatlı. Evde hazırladığım karamelimi de yine gördüğünüz gibi üzerine döküyorum. Karamel tarifini bir önceki videolarda birinde vermiştim. Aşağı doğru indiğinizde karamelimin tarifini göreceksiniz. Çok kolay evde karamel yapılması. Sizler de benim hazırladığım tarif gibi evde karamelinizi çok cüzi bir fiyata kolaylıkla yapabilirsiniz. Gerçekten evde karamel çok da lezzetli oluyor. Ben önceden hazırlayıp dolaba koyuyorum. Cam kavanozlarda saklayabilirsiniz. Ben o şekilde hazırım da vardı. Hemen çıkarttım. Trileçemin üzerine ilave ettim. Önce biraz tavada açtım. Çünkü dolaptaydı karamelim. Isıttım yeniden tekrar ve soğuttum. Gördüğünüz gibi kekimin üzerine trileçem için bu şekilde hazırladım. Dediğim gibi siz de pratik bir şekilde dolabınızda hazırlayıp koyabilirsiniz. Ben öncelikle kremamdan 2 yemek kaşığı kadar ayırmıştım ama benim kremam biraz sıvı bir kremaymış. Genelde benim önceki aldığım kremalar daha koyu oluyordu. O yüzden bu şekilde yaptım ama sonradan krem şanti ile yeniden süsleme yapacağım. Çok yumuşak olduğu için kremam
biraz şeklinde bozukluk oldu. Dediğim gibi farklı bir krema kullandığım için genelde ben kremayla çekiyordum üstünün çizgisini, ama kremam biraz fazla sıvı olduğundan biraz sıkıntı oldu, ama hemen pratik bir şekilde tekrar krem şanti hazırladım. Yine 2 yemek kaşığı buzdolabı poşetime koydum ve onunla beraber üzerinden çekerekten yeniden yaptım süslemeyi. Bu sebepten biraz kusura bakmayın, kremanın azizliğine uğradım. Gördüğünüz gibi öncelikle sıvı kremamı çektim ama hoşuma gitmedi. Tekrardan krem şanti hazırlayıp üzerine ilave edeceğim bu çizgilerin. Dediğim gibi kremam çok fazla sıvıydı. Ben genellikle bu marka kremayı kullanmıyordum. Daha sert bir krema kullandığım için bu, dediğim gibi sonradan üstüne krem şanti hazırladım ve onunla çektim çizgilerini. Kusura bakmayın, biraz süslemede sıkıntı oldu. İki defa yaptım üst üste. Dediğim gibi kremanın azizliğine uğradım. Bu bölümü de sizlere göstermek istedim. Hepimizin başına gelebilir. Gördüğünüz üzere krem şantimi de bu şekilde üzerine çekiyoruz. Keşke kremayı dökmeden önce çekseydim, daha güzel bir görüntü olurdu. Lezzeti o kadar şahane oldu ki, dediğim gibi biraz kremanın azizliğine uğradım bu şekilde. Ama olsun, önemli değil. Hepimizin başına gelebilir. Evde de siz hazırladığınızda da gelebilir. O yüzden sizler de pratik bir şekilde çözümler üretebilirsiniz. Ben de yeniden krem şantim vardı, hemen çırptım ve süslemeye krem şanti ile devam ettim. Görüyorsunuz, önemli olan lezzeti. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok da pratik bir tarif olan trileçe tarifini sizlerle paylaştım. Umarım sizler de beğenirsiniz hazırladığınızda. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum bu tarifi. Tarif çok lezzetli, çok da pratik. Yapımı da çok kolay. Görüyorsunuz. Sizlere az sonra tadım aşamasında da iç kısmında göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir trileçe tarifi oldu. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Dediğim gibi, eğer ki videomu beğenirseniz, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşırsanız, benden desteğinizi esirgemezseniz, beni çok mutlu ederseniz, sizlere şu şekilde trileçemin alt kısmında göstereyim. Gerçekten lezzeti çok doyumsuz oldu. Sizler de hazırladığınızda bana hak vereceksiniz. Eğer ki hazırladıktan sonra altına da videonun yorum yapar ve fikirlerinizi beyan ederseniz, beni çok mutlu edersiniz. Herkese iyi akşamlar.